Richmond'da bir gün. Şu anda evimden çıkıyorum. Apartmanımız içi bayağı güzel. Sanatsal. Bugün güneşli bir hava var. Yapma zeytin ağaçları, köklerinden yeniden doğan zeytin ağaçları. Burada çocukların scooterları var, apartmanda yaşayan. Scooter kültürü burada çok fazla. Çocuklar okullarına scooterla gidiyorlar. Evet, şimdi çıkıyoruz. Güneşli bir gün yaşasın. Evet, burası apartmanımız. Çok güzel, çok seviyorum. Richmond biraz merkezden uzak. Yani trenle ve metro diyelim. Onunla ulaşım var merkeze. O yüzden biraz daha yani merkeze 1 saat uzaklıkta diyebiliriz. O yüzden de doğası ve yeşillik çok fazla. Sakin, huzurlu bir bölge. Aileler burayı daha çok tercih ediyor. Çünkü okullar çok iyi buradaki. Şimdi şöyle. Bu yol hem tren istasyonuna çıkıyor hem benim gittiğim spor salonuna çıkıyor. Ve şurada ileride Richmond Park var. Richmond Park da o tarafta. Evet, bugün güneşli bir gün. Şimdi evimin yakınındaki büyük Sainsbury'ye gidiyorum. Market alışverişlerindeki farklılıkları görmek, fiyatları göstermek için. Şimdi bakalım ne kadar sizler için de çünkü merak ediliyor buradaki fiyatlar. Onları göstermek istiyorum. Şimdi bakalım girelim. Sainsbury'de neler var? Şimdi böyle büyük alışveriş merkezlerinde işte Argos olabiliyor Sainsbury'nin içinde ve eczaneler de marketlerin içerisinde. Bizdeki gibi ayrı bir eczane sistemi yok. Yani buralardan ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. İşte Starbucks oluyor, yemek yeri şu varmış mesela. Argos'ta elektronik aletlerin satıldığı bir elektronik market diyebiliriz. Burada işte birçok ürün alabiliyorsunuz ya da işte mesela order'ınızı online veriyorsunuz. Daha sonra gelip buradan dükkanından alabiliyorsunuz. Kolay oluyor. Kolay olan şeyleri de burada easy busy diyorlar. Çok güzel. Bir süre sonra işte İngilizcenin eğlenceli kısımları ile ilgileniyor insan aslında. Öyle daha kolay öğreniliyor. Türkiye'de çünkü bize sürekli böyle bir dayatmacayla öğretildiği için aslında dili öğrenmenin zevkine varamıyoruz. Bu da sıkıcı. Şimdi mask zorunluluğu var ama bugün bir haberde zorunlulukların kaldırılacağına ilişkin bir haber okudum. Bakalım ne olacak. Şimdi bu büyük Sainsbury'ye girelim bakalım. Karşımıza çiçekler çıkıyor. Burada çok çiçekler çok güzel ve gerçekten taze tazeler. Çok hoşuma gidiyor ve hani insanlar kendilerine, evlerine alıyorlar, birinden beklemiyorlar çiçeği. Tabii birinden de gelse güzel ama kendimize de çiçekler alabilmeliyiz bence, birinden gelmiyorsa bile. Şöyle ya yani mesela örneğin Gül Box ne kadarmış? 5 pound Saksı'da. İşte şu güller 2,75. Hala tomurcuklar 2,5. Bu güller 3 pound. Yani şu an Türkiye'de çiçekler de çok pahalı. Birine hediye göndermek isterseniz diye. Yani ama buranın parasına göre hiçbir şey. Ki böyle olmalı. Çünkü hayatımızı güzelleştiren unsurlar bu şekilde. Ama hani kıyaslayarak gitmemek lazım. Burası birinci sınıf bir ülke.
hani bizim kendi kabımızın içinde kendimizi değerlendirmemizin doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü hani gerçekten sadece eleştirmeye kalıyor iş. Ama önemli olan çözüm üretmek. Eleştirmek kolay olan. Şunlar çok güzel. Toprağa ekiliyor. 75 penny ve 3 pound arasında değişiyormuş. Evet. Ha, hatta hepsi şu alttakiler 75 penny'ymiş. Çok güzel. Ben de bu tarz şeylerle uğraşmak istiyorum aslında. Olabilir. Şu ara. Şunlar çok güzel. Evet. 2.25'miş. Yani mesela elma. Yani mesela Sainsbury'den daha uygun marketler var. Ya ve tatları da hiç değişmiyor. Bizim Sainsbury yani mesela bizim Migros'a eşit Marks & Spencer var. Bu da neye eşit olabilir? Yani Bim'le Migros'un ortası mı desek? Olabilir aynen. Mesela kıyafet de satılıyor burada. Ha bizim mesela İzmir'de Kipa var. Şu an burası Kipa gibi yani. Burada hediyelikler çok önemli. Mesela bu şarap kutusu hediyeymiş. 6 pound. Hiçbir şey yani buranın parasına göre bakıldığında. Ya o yüzden insanlarda aslında bu dayanışma ve sevgi kültürü var. Yani ekonomi temel belirleyici. Bu tarz hediyelerle insanlar birbirini mutlu edebiliyor. Dün yaşadım yani ev sahibim karşı komşuya bilgisayarıyla ilgili bir yardımda bulundu. Ve o yardımda bulunduğu için mesela komşusu kapının önüne çiçek ve kart bıraktı. Çok güzel, çok keyifli. Ama işte burada çok ucuz yani. Çok ucuz olduğu için hani böyle şeyleri insanlar alabiliyor vesaire diye düşünüyorum ben de ki öyle baktığımızda hani bir şeyler daha ulaşılabilir, ulaşması zor şeyler değil. Bu da tabii ki de hem mental olarak hem ilişkiler olarak güzel unsurlar yaratıyor diye görüyorum. Daha açıklar mesela dayanışmaya. Mesela bu tight 12 pound. Yani bizde insanlar dayanışamıyor çünkü zaten kendini anca geçindiriyor herkes yani baktığında. Mesela cipslere bakalım. Walkers bizim Lay's gibi düşünelim. 2.25 mesela. İçinde kaç 12 tane şey var. 12 poşet var. Ben de böyle zorlanıyorum. Size gerçekten zor oluyormuş yani. Sakın kimseyi bu konuda yargılamayın arkadaşlar. İnsan bu beyinsel bir süreç olduğu için gerçekten çok zor oluyor. Pijamalar. Ha mesela bebek bezleri 4.25 Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama zor yani. Hani çocuğu olan arkadaşlarımla konuştuğumda, ettiğimde gerçekten çok zorlandıklarına şahit oluyorum. Hem burada uygun. Yani mesela bebek pudrası 1.5 pound yani. Ya şöyle düşünün. Burada en yüksek dolaşımdaki ücret 20 pound yani. O yüzden de zaten fiyatlar daha düşük. Ben mesela ilk bir sene sonra Türkiye'ye gittikten sonra ürünlerde çok zorlanmıştım. Her şey bana daha pahalı gelmişti. Şu mamalar çok meşhur. 1.30 yani hep bunlarla besliyorlar çocuklarını. Çok pahalı gelmişti. Evet orada kalmıştım. Epey pahalı gelmişti. Çünkü hani burada hep düşük rakamlar gördüğün için Türkiye'de bir anda yüksek rakamlar şey yapıyor, ürkütüyor insanı. Aynen.
Mesela şu kupalara bakalım. Burada kupalar da böyle güzel güzel kupalar oluyor. Ya tabii burada işte böyle oda kiralamayla kalınınca, kendi üzerine olmayınca tabii biraz ürün ve eşya alınca tabii insan daha çok düşünüyor. Çünkü şöyle yani mesela ben alıyorum ama sonra hani ev değiştirmek zorunda kalıyorum. Ev değiştirince de hani taşıması vesaire çok zor oluyor. O yüzden bazen şey diyorum yani böyle topluca bir Türkiye'ye gideceksem, tekrardan bir geri dönüş yapacaksam bunları almalıyım diyorum. Yani ama çok güzel şeyler var gerçekten. Çünkü taşıma işi çok sıkıntı. Yani hani çok güzel şeyler var baktığımızda. Ama hani böyle düzenli bir şeyiniz yoksa, yerleşiminiz, bunları taşımak zor oluyor. Ya mesela termoslar da artık burada daha ucuz. Ben ilk 2018'e geldiğimde hani burası Türkiye'ye göre çok pahalı kalıyordu. Ama ben şu an baktığımda gerçekten hani burası da daha uyguna kalıyor. Daha uygun oluyor. Mesela şu mikserler 30 pound. Yani şu an Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Dergiler kısmı. Burada böyle ana akım dergi çok fazla. Popüler dergiler. 80 The City oyuncularından ismini unuttum. Ama hiç yaşlanmadığı kesin. 80 The City'yi de izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çok eğlenceli, çerezlik bir dizi. Şimdi 14 Şubat Valentine Day's yaklaşıyor. Burada kartlar çok önemli. Az önce de bahsettiğim gibi mesela işte komşuya yardım edince kart yazdı. Burada herkes öyle. Mesela evi temizlemeye gelen kişi de not bıraktığında kart yazıp bırakıyor falan. Yani böyle bir kart kültürü var. Kartın önemli bir yeri var. Zaten çeşit çeşit kartlar var. Yani kart önemli bir sektör. Bu işe girmeyi de düşünmüyor değilim. Şöyle dergiler, New Science. Bu Türkiye'de de var, The Economist. Türkiye'de de çıkıyor ama buradan almak daha uyguna geliyor yani Türkiye fiyatlarına göre. Ya buradaki parayla almak daha. PC Pro, PC World bizim ben küçükken de vardı. Hep var. Hala süre geliyor. Yayınlanan kitaplar. Şöyle çok güzel. Böyle çeşit çeşit şeyler var. Ambalajlar, paketler. Yani bu aslında böyle değer verdiğini. Hani herkes birbirine, yani senin için uğraştığını görmesi süresini aslında gösteriyor biraz. Onu anladım yani bu sürede. Hani bu aldığın ürünün hiçbir önemi yok. Ama onu paketlemen, koyduğun paket vesaire, hepsine gerçekten önem veriyorlar. İşte defterler, ajandalar da çok güzel. Hepsi tatlış. Fiyatlar yazıyor. Mesela kalemler 1 pound. Dediğim gibi yani şu an burada 20 pound'da hiçbir şey göremezsiniz. En yüksek pilot kalem varmış. 12'lik ama o da 12 tane kalemlik. 12 pound'mış yani. En yüksek bunu görebiliriz. Mesela şunlar süt koymak için olan o 2.43. Yani ev için de çok güzel eşyalar var yani burada. Mesela kitaplar da çok uygun. İşte 4.5 pound. Yani okumak hepimiz için, herkes için. İşte neymiş şu 10 pound'muş. Tabii bunlar biraz kurgu romanlar. Ama tabii diğer şeyler de var mesela pozitif düşünme. Mesela şey göstermek istiyorum, etlerin fiyatlarını. Şimdi mesela steak 3 pound. Yani
Ya burası Beacon'mış. Yani Beacon'da et. Ya 3.40. Çok ucuz. Türkiye'de gerçekten pahalı. Şu an hani böyle şey yanlış olmasın diye fiyat vermeyeyim de Türkiye ile ilgili. Yani kıyma mesela ama pahalı yani. Bir kıyma 60-70'den aşağı değil diye biliyorum. Yani şöyle göstereyim size. Tavuklar 3.75. Yani Türkiye'de ailenle yaşadığında bile daha yani Türkiye'de gerçekten insanların ayrı, bizim gibi gençlerin ayrı evlerde kalması hiç kolay değil. Ama burada gerçekten coğrafya kadar biraz insanlar şanslı doğuyorlar. Hani sadece mesela bunlar konfor arıyorlar. Mesela bir arkadaşım var, ailesiyle yaşıyor, üniversite öğrencisi. Aynı zamanda çalışıyor. Hani istese ayrı eve çıkabilir. Ama tabii o böyle odada kalmak istemiyor vesaire, daha konfor arıyor. O yüzden mesela çıkmıyor. Yoksa hani burada gençlerin çıkabilmesi kolay. Mesela burada işte böyle yemekler çok meşhur. Hani yapıp uğraşmaktansa böyle alıp direkt mikrodan, benim de çok işime yarıyor. Indian mutfak. Indian mutfak gerçekten lezzetli. İngiltere yani bana özellikle dünya mutfağından her lezzeti tatmamı sağladı. Benim favorim ama Chinese ve Tayland mutfağı. Chinese demişken Japanese mutfağa geldik. Sushi'ler. Şu da çok güzel. Dün akşam bundan yaptık. Mesela markette de satıldığı için alıp yapabiliyoruz. Sosuyla enfes oluyor yani. Çok güzel. Sütler uygun. Yani 2 pound'a. Çok ucuz. Peynirler. Çeşit çeşit peynirler. 3 pound. Yani 3'ün 2'nin 1.5'a bile var. Yani hani gerçek şeyi göstermek istiyorum. Mesela badem sütü 2 pound. Yani badem 1.25 pound. Türkiye'de Makro Center'da yani 60 lira 50 lira yani herkes içebilmeli. Herkes avokado yiyebilmeli ama işte dediğim gibi hepimiz kendi kabımızdan değerlendirmeliyiz kendimizi diye düşünüyorum. Çünkü burası birinci sınıf bir ülke ve insanlar bu duruma gelmek için tarih boyunca savaşmışlar ve kendi ülkelerinde bunu var etmişler. Burada da birçok sıkıntı var, birçok unsur var ama yaşam düzeyi birinci sınıf olmaya yakışır yani. Hani herkes her şeye ulaşılabilir. Şunlar çok güzel. Çünkü bayağı tadı güzel. Ben bayağı tatlı sever, tatlı ve hamur işleri sever biri olduğum için. Çok alıyorum. Şimdi şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar smoothie'ler. Bu da çok meşhur ve uygun yani 3.30. Gerçekten de enerji veriyor. Sağlıklı tutuyor. Ya burada bunlardan dolayı böyle insan kendini sağlıklı hissediyor. Yani bilmiyorum. Her şeyin tadı daha güzel geliyor bana. Çünkü her şeyin en iyisi bu ülkeye geliyor. Yani içindekiler bile farklı olabiliyor yani. Mesela güneş kremimde ben bunu fark ettim. Maalesef öyle. Yani makarna 70 pene. Yani hani şu an öğrenciler için de çok zor. Gerçekten geçinmek, ev masrafı yapmak. Ya ben mesela üniversite okuduğumda böyle değildi. Ben şu an kardeşime bakıyorum mesela. Onun çok daha fazla masrafı gidiyor. Ben düşünüyorum bizim daha az gidiyordu masrafımız. Çünkü o zamanın ekonomisi yani 2010-2014'e göre. Mesela rimeller 11 pound. Ben en son Türkiye'den rimeli 150 liraya almıştım. Not marka. Burada not varsa göstereyim.
ya 150 diye 120 bir şeydi. Yanlış olmasın. Ama yani o anlamda bile büyük farklar var. Ama işte burası üreten, yani üretsek böyle olmayacak. Mesela burada geçenlerde biriyle tanıştım. Kadın biyometrik karn mühendisi, işte doktorasıyı da yine mühendislik alanında yapmış. Mesela Ganalı, kendi firmasını, kremini üretmiş. Yani laboratuvar kurmuş. Bu o kadar güzel bir şey ki, çünkü buna fırsat veriyorlar. Bu fırsat var. Mesela şampuanlar Pantene 3,5. Yani. Mesela John Frieda'yı göstereyim size. İndirimdeymiş şu an. 5 pound. Türkiye'de 80 lira yani. Ama yine kendi içinde. Tabii mesela 5 pound da buradaki vatandaşa çok geliyor. Hani onu keşfettim. Mesela dün arkadaşla işte nehir kenarındaki kuşlara yem vermek için şey aldık. İsmini aldık. Of, kafam o kadar dolu ki. yem aldık. Yem de şey, musli aldık. Evet, buldum. Musli aldık. Ve Marks & Spencer'da 4 pound'u arkadaş almak istemedi. Çok pahalı dedi. Mesela diyorum ki yani normal değil mi? Sonra Sainsbury'ye gittik. İşte 2,5 pound'a aldık. Öyle dedi. Yani bunu anlıyorsun. Buradaki insanın da buradaki fiyat pahalı geliyor. Herkes kendi içinde fiyatlarla, alıştığı fiyatlarla değerlendiriyor. Mesela yumurtalar 2,55. Ya mesela buraya gelecek insanlara şunu tavsiye edebilirim. Yani mesela buraya geleceğiz, işte Türkiye'ye göre şöyle. Yani burada yaşam, yiyecek, içecek. Hani çalışırsanız zor değil. Çalışırsanız kendiniz de geçinirsiniz. Gayet. Burada böyle vitaminler bayağı kullanılıyor. Bu zaten Türkiye'ye de açılmış. Türkiye'de reklamını görmüştüm. İşte çikolatalar, şu Ferrero. Türkiye'de de var bu çikolatalardan. Olmayanlar var tabii. Godiva da var. Yani artık hani o kadar küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ki, hani aramızda çok büyük farklar yok. KitKat. Yani ben mesela buraya geldiğimde bunu da biraz gördüm. Yani dedim ki biz çok da hani kötü de bir durumda değiliz. Hani ben de işte küçükken Mario oynamışım. Buradaki kişi de Mario oynamış. Ben de küçükken PlayStation oynamışım, Atari oynamışım. Buradaki de oynamış. Yani hani benim de scooter'ım varmış, benim de patenim varmış, buradakinin de varmış. Hani o mesela Lego, yani buradakinin de Legos varmış, benim de varmış gibi gibi. Ama buradaki fark şu, bence bu çok önemli bir fark. Burada her sınıftan insan bunlara sahip olabiliyor. Ama şey de böyle değil. Türkiye'de maalesef böyle değil. Böyle olmadığı için aradaki bu fark doğuyor. Yani biz de hala köyde ikinci sınıflarla üçüncü sınıflar beraber okutulan insanlar var. Bu açıdan bakıyoruz. Tabii bunları sorgulamak bence çok değerli. Çünkü bizler sorguladıkça, mesela pizza var 1,50. Alıp ye yani, karnını doyurursun. Bunları sorguladıkça tabii ki de güzellikleri büyüteceğiz. Daha fazla iyileşmek üzerine düşüneceğiz. O yüzden düşünmek gerekiyor. İçki fiyatları şöyle. Ya
all you need is love. Yes. Hepimizin sevgiye ihtiyacı var. Gerçekten öyle. Sevgisiz bir dünya istemiyoruz. Mesela şeyler, yani bu konuda annem çok şey yapıyor. Hatta bazen diyor ki oradan mı getirsense diye espri yapıyoruz böyle. Ya burada bu ürünler de uygun. Yani işte 5 pound, işte Ariel 9 pound. Şu an Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Artmıştır çok fazla. Domestos 1.75. Ki zaten böyle olmalı yani. Çünkü kişisel ürün. Temizlik. Hatta burada Poundland diye bir yer var. Bunların hepsi 1 pound. Fairy. Burada tatlılar çok tehlikeli vallahi. Çok güzel tatlılar var. Ben de hep tuzağa düşüyorum. Ama seviyoruz. Yapacak bir şey yok. İşte dediğim gibi böyle vitaminler var burada. Yani buradan alınabiliyor. Apay çeşit çeşit. Vitamin D. Burada biraz vitamin D'den eksik kalıyoruz. Yani Türkiye gibi çok fazla yok. Yani Türkiye gerçekten çok güzel o anlamda. Tabii mevsimler kayıyor. Küresel iklim krizi kapımızda. Yani 20 yıl sonra her yer birbirine değişecek. Mesela bu neymiş? Hindistan cevizi sütü 1.80. Ya mesela mango. Mango 1 pound burada. Yani lüks gelmiyor böyle şeyler. Ya burada lüks diye bir şey yok. Herkes birbirine karşı resmen eşit yani. Hani Amerika'yı o yüzden merak ediyorum artık. Hani orada nasıl bir sistem var. Ama burası gerçekten Marx'ın kapitalini, yani sosyalizmi kapitalizme uygulamış bir ülke olarak görüyorum. Burayı. Yoğurtlar. Burada mesela işte Greek yoğurtlar, Yunanlar. Ya aslında işte markalaşmak, bunun sürdürülebilirliği çok çok önemli. Yani aslında yoğurt bence Anadolu kültürü, peynir, ama gerçekten işte Yunanlar bunu markalaştırmış. Tabii bence burada din birliği vesaire bunların da önem arz ettiğini düşünüyorum. Evet. Ya burada öz bakım da işte dediğim gibi herkes için. Gerçekten öyle. Herkes için öz bakım şart. Evet, market turumuzu tamamladık. Eğer içeriğimden keyif aldıysanız videoyu beğenmenizi